Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar. Bir Sportes akşamına daha hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte tekrar sizlere seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirmek istediğimiz, yalnız yaşanılan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta ertelediğimiz Muğla'nın tanıdığı bir isim sizlerle bu akşam birlikte olacak. Kendisi Muğla Spor başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde Batman Petrol'e, Tokat'ta, Anadolu Üsküdar'da, Fethiye'de, Karşıyaka'da görev yapmış, ilimizi orada temsil etmiş gururla. Muğla'mızın çocuğu, kendi öz evladımız, sevgili teknik direktör Egemen Uğran bu akşam bizlerle birlikte. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt abi, hayırlı akşamlar. Öncelikle özür dileriz, geçtiğimiz hafta gerçekleştiremediğimiz programı bu hafta erteledik. Yaklaşık bir saate aşkın sizlerle dop dolu bir program hazırladık. Öncelikle en büyük tutkumuz Muğla Spor. Şimdi görev yaptığınız Yatağan Spor ve geçmişte görev yaptığınız kulüplerle birlikte Bölgesel Amatör Ligi'nin geleceğiyle birlikte konuları sizlerle birlikte olacağız. Hocam, sevgili Egemen Uğran'ı az önce tanıtırken de söyledim. Yani birçok kulüpte teknik sorumluluğunuz var, antrenörlüğünüz var. Sizin yaşınızdaki insanların daha futbol oynadığı bir dönemde siz bu kadar kariyeri sığdırmaya çalışıyorsunuz kendi kariyerinize. Biz sizi tanıyoruz, spor camiası da biliyor ama Egemen Uğran kimdir hocam? Kısa bir özgeçmişle tanıyalım sizi. Yani sizin de söylediğiniz gibi genç yaşta antrenörlüğe başladık. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Yani aslında kısaca onu da anlatmak gerekirse. Tabii ki, tabii ki, buyurun. Muğla dışında futbol hayatımı sürdürüyordum. Uzun süreli, yani sahaya dönüşün uzun süreli olacağı bir sakatlık yaşadım. O süre zarfında da burada evimdeydim. Eski hocalarından bir tanesi, Muğla Spor'un o zaman altyapı koordinatörüydü. Ya dedi, Egemen'cim dedi, boş duracağına gelsene, bize yardım etsene dedi. Biz dedi işte futbol okullarımız var, altyapılarımız var, hani bir eksikliğimiz var. Boş durma, yardımcı ol dediler. Tamam dedim, ben de kıramadım. Futbol okullarıyla başladım o zaman. Yaşımız da gençti, yani 25'ti yaşım. Ve daha sonra işler antrenörlük adına iyi gitti benim için. Kulüp adına da, yani geri dönüşü olumlu oldu. Daha sonra yarışmacı gruplar falan derken bir 2-3 yıl içinde profesyonel takıma kadar da yükseldik. Bırakamadım, yani futbola da dönemedim o süre içinde iyi gidince işler. Böyle bir başlangıç hikayemiz oldu. Sizin de söylediğiniz gibi, yani bu genç yaşta, yani şu an yaşımız 40 ama tecrübemiz gerçekten fazla. Çünkü çok kulüp gördük, çok yöneticiyle çalıştık, çok oyuncuyla çalıştık, çok bölge gördük. Birçok takımda çalıştım ama bunun tabii birçoğunda Muğla Spor, yine kendi evimde yaşadım tecrübelerimi. Yani inşallah Allah ömür verir. Kariyerimizi elimizden geldiği kadar arttırabiliriz. Hem Muğla'mıza hem Türk futboluna elimizden geldiği kadar da hizmet etmeye devam ederiz. İşin çekirdeğinden geldiğiniz için yaşanılan sorunları ya da sıkıntılarla mutlulukları birebir yaşamış insansınız. Bu anlamda da adım atarken, planlama yaparken de daha düzgün hedeflemenize yardımcı oluyordur diye düşünüyorum bu yani. Kesinlikle öyle. Şu anda da mevcut bal takımlarından Yatağan Spor'da teknik sorumlu, teknik direktör olarak görev yapıyorsunuz. Oraya da geleceğiz hocam ama şimdi şunu sormak istiyorum. Genç yaşta antrenör oldunuz. Aydın Adamenes Üniversitesi BSU Antrenör Bölümü mezunusunuz herhalde. Öğretmenlik mezunu. Öğretmenlik mezunusunuz. Yani ilk profesyonellik antrenörlükle tanışmanız nerede oldu hocam? Yani sorumluluk almanız. Söylediğim gibi işte Muğla Spor altyapısında çalışıyordum. Yarışmacı gruplardaydım. Daha sonra kulüp Muğla'dan bir antrenör yetiştirelim planlamasına girdi. Orada da sağ olsunlar beni seçtiler. Kulübümüz o an ikincilikteydi. 2006-7 sezonu muydu, 7-8 sezonu muydu neydi? İkincilikte yardımcı antrenörle başladım. Sonra oluşan boşluklarda teknik sorumluluklar yaptım ikincilikte, üçüncülükte. Oradaki benim işte şanssızlığım, şimdi her kulübün bir çıkış dönemi, bir düşüş dönemi olur. Aynen. Kulübümüzün hem mali olarak hem de sportif performans olarak düşüş dönemlerine denk gelmesi. Özellikle 2006'dan sonra çok böyle hızlı bir düşüş yaşadığı dönemler oldu kulübün. O dönemler içinde de biz de fazlasıyla tecrübelendik. Yani bu kadar sıkıntının içinde tek avantajımız tecrübelenmek oldu. O dönemlerde çalıştım. Yani ikinciliklerde, üçüncüliklerde teknik sorumluluk yaptım, yardımcı antrenörlük yaptım. Yani Muğla Spor'un şöyle söyleyeyim, futbol okulundan tutun da ikinci lige kadar bütün kategorilerinde görev yaptım. Hocam, daha sonra birçok kulüp var. Hem birinci derece sorumlu ve yardımcı olarak görev yaptığınız kulüpler var. Şunu sormak istiyorum, yani Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptınız. Batman, İstanbul, Anadolu, Üsküdar, işte Tokat, ondan sonra Karşıyaka,
Yani kendi takımlarını saymıyorum Fethiye Muğla'yı. Yani bu futbolun içinde yaşanılan sıkıntılar orada da devam ediyor mu hocam? Yani şu an çok rahat görev yaptım dediğiniz bir kulüp var mı? Çünkü futbolun sorunları genelde aynı dili konuşuyor. Evet. Yani her kulüpte, her ligde sıkıntılar var. Yani sıkıntı olmazsa olmaz zaten. Çünkü sıkıntılar olacak ki kulüplerin bunu sıkıntıları aşma yeteneğine göre başarı belirleniyor. Yani sıkıntı olmasa herkes başarılı olur. Her yerde sıkıntı var. Dolayısıyla ama işte kulüplerin tecrübeleri, problem çözme yeteneği, yönetimin gücü, şehrin dinamiği bu sıkıntıları çözmede kulübe yardımcı oluyor veya yardımcı olmayıp sportif olarak da düşüş yaşanıyor. Yani bu anlamda bakacak olduğumuzda illaki sıkıntı yaşadığımız kulüpler oldu mu? Oldu. Ama gerçekten rahat geçirdiğimiz, yani rahat derken hem sportif olarak iyi şeyler yaptığımız hem de ortamın bize o sportif başarıyı getirecek oluştuğu kulüpler vardı. Örnek veriyorum, bir Karşıyaka kulübünde çok güzel bir ortam vardı. Ciddi de bir başarı elde ettik. Yani gittiğimizde ligin sonundaydı ve küme düşecek ilk takım diye adlandırılıyordu ama takım yarı final oynadı playoff'ta ve şanssız bir penaltı kaçırmamızla çıkamadık diyeyim, yani öyle söyleyeyim. Çıkmayı hak eden bir grup vardı. Batman Petrol'de yine düşme yoluna girmiş bir takımla başladık. Orada da son iki haftaya kadar o stresi yaşadık ama sonunda başardık, ligde tuttuk ve ama çok güzel bir ortam vardı. Yani hem kulüp, yönetim hem de personel anlamında bize o başarıyı getirebilecek ortamı oluşturdular. Tokat kulübünde, Tokat kulübü biraz bizim Muğla'ya benziyor. Yani sıkıntılar biraz benzer. Hep aynı tür sıkıntılar var. Özellikle maddi anlamda. Tabii onun da bana farklı getirileri oldu. Mesela orada kulübün bütçesinin olmaması, maddi sıkıntıların olmasına rağmen çok önemli oyuncularla çalıştım. Yani her ne hikmetse müthiş bir kadro kurdular. Yani A milli olmuş, üç büyükleri görmüş oyuncularla çalıştım orada. Hala daha ilişkilerim de devam ediyor zaten oyuncularla. Tokat'ın bana en büyük getirisi o oldu. Yönetim bazında da, personel bazında da hala orada devam eden bir ilişkilerimiz, dostluklarımız var. Yani baktığımızda her yerde sıkıntı var ama futbolda önemli olan o sıkıntıları aşabilecek ortamın oluşturulması. Yani bu ortamı kimler oluşturur? Yönetim oluşturur, şehir oluşturur, özellikle basın mensupları oluşturur. Yani bu şehrin dinamikleri birleştiği zaman olumlu yönde başarı kaçınılmaz oluyor. Bütünleşmeyi sağlamak yani zorundasın. Yani futbolculara, teknik heyete başarıda bir yol gösterilmiş oluyor. Onlar da başarının anahtarı olmuş oluyor. Hocam sezon başına gelirsek iyi bir kadroyla Fethiye'de göreve başladınız. Mesut Hoca'ydı değil evet, mi? Karşıyaka'dan bir birlikteliğiniz var evet, Mesut Hoca'da. Uzun zamandır eskiden de çalıştık. Ondan sonra çalıştık. Her şeyde güzel gidiyordu, çalışmalar falan. O arada Mola Spor'da da bir kaos yaşanıyor. Evet. Yönetim kongre kararını gece bırakıyor. Bir aday çıkıyor. O aday temli konularak olmasın diye mevcut yönetim son anda karar veriyor, devam ediyor. Evet. Yani takımların kampa başladığı, bir ay önce kampa başladığı dönemde bizim ortada takımımız bile yok. Teknik kadromuz belli değil. Yönetimimiz yok. Böyle bir kaostayken siz Fethiye'de görev yapıyordunuz. Evet. Ve bir sabah takımı antrenmanı yaptırırken, çocukları antrenman yaptırırken gelen bir telefonla Muğla yönetiminde, Muğla Spor'da bir teknik direktör sıkıntısı yaşandı, size tebliğ edildi. Ve o ara Muğla Spor aşkı her şeyin üzerinde ağır basarak yönetimle ve teknik kadroyla helalleşerek buraya geldiniz. Sizin geldiğiniz süreçte de Muğla Spor yönetiminde taraftar istediği bir, taraftar grubunun istediği bir hoca, yönetimin onaylamadığı, evet, yönetimin onayladığı, taraftarın onaylamadığı, böyle bir belirsizlik var. Yönetim kendi arasında 3'e 4'e bölünmüş. Bunları çok rahat biliyorum ben kulübün içinden. Hepimiz cümle alem bunu biliyor. Ve en son bu krizi bastırmak için Egemen Urhan ismi masaya yatırıldı. Ve bir anda süt liman oldu her şey. Egemen Urhan ismi üzerinde anlaşıldı. Siz de Fethiye'deydiniz. Sabah antrenmanı orada yaptınız. Öğleden sonra Muğla'ya geldiniz. Akşam Muğla'da yaptınız. Akşam Muğla'da yaptınız. Çift antrenman. Bu süreci tamam, anlatır mısınız hocam? Yani nasıl gelişti? Muğla'yı da takip ediyordunuz değil mi o arada? Teknik direktör konusunda yaşanan sıkıntılar vardı. Yani tabii işin daha öncesi var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere biz kongre kararı alındığında bir Muğla'lı olarak, yani sadece hoca olarak değil, Muğla Spor olarak değil, bir Muğla'lı olarak üzüldüm. Yani kongre tarihi çok geç, geç bir tarih ve kesinlikle hiçbir akıl insanının almayacağı bir tarihti. Çünkü kulüplerin bir hazırlık dönemi vardır, takım kurma dönemi vardır.
bunların çok dışında ve ötesinde olan bir tarihti. Hani bu anlamda da bir de geçen sene playoff oynamış, şehir olarak maddi gücü olmayan bir şehir olduğumuzu biliyoruz. Playoff oynarken de belki piyasaya göre çok büyük rakamlar değil ama kulübümüze göre büyük rakamlar harcandı. Bir yıpranma durumu vardı. Bununla birlikte birleşince bu olaylar kulübümüz adına ben bu senenin çok sıkıntılı geçeceğini düşünen insanlardandım. Keşke olmasaydı. İnşallah bu sene düşmeyiz. Yani puzzle'ın parçaları birleşiyor ama çok sıkıntılı bir yere gidiyordu. Bunu ben görebiliyordum. Tabi bu arada sizin dediğiniz gibi işte biz Fethiye'de başladık, çalışıyoruz. Fethiye Spor da yani o süreç içinde aslında tam anlamıyla normal sürede başlayamadı. Yani biliyorsunuz federasyonda da bir belirsizlik vardı. Üçüncülüklerin tarihleri belirlenmedi pandemiden dolayı. Fethiye Spor'da da ben buraya geldiğimde sanırım 25 gün falan çalışılmıştı. O 25 günlük sürede bile hani geç kalınmış duygusu vardı. Yani, daha bizim burada yönetim bile yok. Daha bizim burada yönetim yok, teknik heyet yok, oyuncu yok. Böyle bir süreçte hemen kongrenin ertesinde hemen bir çalışma başladı. Teknik heyeti belirleyelim gibi. Bu arada da tabii burada da dostlarımız var. Beni de arıyorlardı. İşte bana da soruyorlardı acizane. Ben de şu an piyasanın içinde olan, çalışan, insanları tanıyan, oyuncuyu tanıyan belki Muğla'daki bir iki hocadan biriyim. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı oluyordum. Yani işte şu hoca olsa nasıl olur, bu hoca nasıl olsa olur. Ben de ona yorum yaparak yardımcı olmaya çalışıyordum. İki günlük sürenin sonunda hatta bir Fethiye'de tekne gezisine gitmiştik şeyde takımla birlikte. Orada aradılar. İşte dediler ki böyle böyle biz bu işin içinden çıkamadık. Biraz burası karıştı. Hani bize yardımcı ol. Fethiye'den izin al gel. Takım başına sen geç. Bu krizi hep birlikte çözelim gibi bir yaklaşımda bulundular. Tabii benim için bir hazırlıksız durum oldu. Çünkü orada düzeni oturtmuşum. İyi bir kadro kurmuşlar. Çok büyük hedefler var. Çok kaliteli bir yönetim var. Teknik heyet kaliteli. Ondan sonra oyuncu grubu kaliteli. Yani öyle bir yeri bırakmak da aslında çok mantıklı bir değildi. Tabii nasıl söyleyeceğim onu da düşünüyorum. Çünkü düzen oturmuş, her şey tıkırında gidiyor. Ertesi gün işte önce Mesut Hocam'la bunu tartışarak antrenmandan sonra bir değerlendirme yaptık. Sağ olsun Mesut Hocam yardımcı oldu. İşte yönetimde Esat Başkanım, İsmail Başkanım, işte orada Tufan Bey var kulübün önemli isimlerinden. Onlar da yardımcı oldular. Yani Muğla Spor'da bizim kulübümüz mantığında. Sağ olsunlar buraya geldik. Böyle bir başlangıç oldu burada. Ateşten yani, gömleğe giydiniz değil mi? Ateşten gömleğe giydik, giymek zorundaydık. Yani gelmesek başka sıkıntılar olurdu. Yani gelmediğiniz anda işte memleketin çocuğu olurdu. Ama siz gelince de bir anda süt limon oldu her şey. Yani demek ki ortaklığın o sizin isimde buluştular değil mi hocam? Yani tabii sonuçta Muğla'lı olmamız ve işin içinde olmamız bunu biraz da ortamı sakinleştirdi. Yani belki kısa süreli kriz çözüldü ama yani uzun vadeli kulüp adına güzel işler olmadı. Peki hocam geldiniz göreve. Şu söyleniyor yani ben sonradan soracaklarım şimdiden size söyleyeyim de. Egemen Hoca transferleri yaptı. Takımı düşüren Egemen Hoca'dır. İddiaları yer alıyor. Kulağınıza gelmiştir. Geldi, bunlar. Abi, bunları birazdan soracağım yalnız. Evet. Göreve başladınız hocam. Yani bir baktınız diğer takımlar bir ay olmuş. Siz daha transferi anca yapacaksınız. Yani bir an düşünmediniz hocam ben acaba gideyim falan diye, vazgeçeyim falan diye. Yani bir vazgeçmişlik olmadım. Çünkü şartların hepsi negatif hocam baktığınız zaman. Kaynak, süre, hazırlık, kadro. Evet. Yani sıkıntılı bir süreç. Ya tabii ki işin olumsuzluklarını önceden görüyorduk. Yani dese ki bizim kulübümüz ya bizim maddi sıkıntımız yok. Hadi Egemen hocam bir kampa gidelim, bir Afyon'a gidelim veya ne bileyim bir Nevşehir'e gidelim deselerdi bana. Ona bile hayır demem gerekiyor. Niye? Git gel iki gün yolda gidiyor. İki güne bile kaybımıza şey yok. Ben antrenman yaparım. Çünkü o iki günü burada çalışırım. Yani o kadar vakit kısıtlı. 10 günlük bir süre zarf içinde. Hem çalışacağım bir de çalışacağım. Kimle çalışacağım? Oyuncu yok. Geçen seneden kalmış oyuncular var. Geçen sene playoff oynamış bir takım. Neden devam etmedi hocam? Yani bunu araştırdınız mı? Sordunuz mu hiç yönetimi? Yok bunu araştırmaya gerek yok. Futbolun kültürü her yerde aynıdır. Eğer 30'unda ayın Ağustos'un 30'uydu sanırım değil mi kongremiz? Evet. 30'una kongre kararı alırsanız güçlü olan, başka yere transfer yapma gücü olan gider futbolcu gider. Kendini risk atmaz. Ya kongrede sıkıntı olursa ben boşta kalırsam ne yapacağım? Bana kim sahip çıkacak diye. Gücü olan oyuncu gider. Sonuçta belli bir süre beklemişler diye de duydum. Ama baktılar buradaki belirsizlik, buradaki kaosun sonunu ne olduğu görünmüyor. Tabii ki piyasası olan oyuncular hepsi bir yere transfer yaptı. Ben neden söylüyorum bu hocam? Bu da onların doğal hakkı. Ben neden söylüyorum? Yani kulübün içinde olan birisi olarak futbolcuların
büyük bir çoğunluğu biz istişare halindeydik hep. İşte aday var mı, kongre ne zaman? Yani potansiyel bir yönetim değişikliğinde çoğu futbolcu kalacaktı hocam. Hatta gol kralı Muratcan Bölükbaşı, evet, çok iyi sezon kongrenin geçildi. Çok iyi sezon geçildi. Kongre yapıldığı an sonuca erdiği anda veda yazısını yazan ilk isim oldu. Yani o süreci beklediler yani. Yani bu çocukların haklı bir durumuydu. Çünkü yani bu... Mevcut yönetime çalışmak istemediler hocam bir de sıkıntı. Mesela olarak. Teknik heyetin bile, geçen seneki teknik heyetin bile devam edecek olsa o bile kongrenin bu duruma gelmesiyle mutlaka takım arayışına girer. Çünkü insanların ekmeği bu. Mesleği bu. Para kazanacak. Evet. Buradaki belirsizliği beklemek onların para kazanmasına engel olabilirdi. O da onların haklı bir ayrılışı oldu yani. Onlar da oyunculara bir şey diyemeyiz. Peki hocam transfer çalışmalarına başladınız. Yani siz teknik sorumlu olarak elbette sizin hakkınız tam yetkiyle. Böyle bir imkan tanıdı mı hocam size? Yönetimden yani müdahale olduğum işinize istediğiniz futbolcuları transfer edebildiniz mi? Bütçeniz yeterli miydi? Yani şimdi Egemen Hoca takımı düşürülendiği zaman bu soruları sormak da gerekiyor tabii size. Yani tabii o Egemen Hoca düşürdü olayına ben katılmıyorum. Yani bunu kulağınıza gelmiştir değil mi? Tabii geldi. Sosyal medyadan çok da yazıldı bunda. Çok üzüldüm çünkü yaklaşık 16-17 yıldır antrenörlük yapıyorum. Bunun büyük bölümü Molaspor'da ve büyük bölümünün Molaspor'a karşı olan sevgimden dolayı hep evime zarar verdim. Aileme zarar verdim. Maddi olarak. Maddi olarak, manevi olarak da zarar verdim. O yüzden böyle insanlar antrenörü yokken, ayrılmışken arkasından işte Egemen Hoca düşürdüğü gibi kaçış yollarına başvurursa bu da bizi üzer. Şimdi baktığınızda paranız olsa bile birçok oyuncu alamazsınız çünkü oyuncu yok. Ki bizim paramız yok. Sezon 15 gün sonra başlıyor. Paramız yok. Tabii ki oyuncuyu ben araştıracağım. Çünkü kulübün içinde oyuncu bilen yok ki. Yani Türkiye'de bırakın affedersiniz oyuncu bilmeyi. Birçoğu Çin'de maç izlemedi. Yani şuradan bir Muğla'dan bir çıkalım, bir sınırdan bir çıkalım. Çin'de maç izlemedi. Piyasayı bilmiyor. Tabii ki ben burada araştırmayı önce ben yapacağım. Kulübümüze de gelen mutlaka isimler de onlar da bana gelip işte hocam böyle isimler var gibi değerlendirmeler oldu. Yani ortak bir noktada hep iyi bir şey yapmaya çalıştık ama süre çok kısaydı. Piyasada iyi oyuncu yoktu. O dakikaya kalmış oyuncuların zaten %95'i defol oyuncu. Ya sakatlıktan çıkmış oyuncu, ya problem yaşamış kulübüyle ayrılmış, boşta kalmış oyuncu. Yani sıkıntısı olan oyuncular o döneme denk gelir. Çok haklısınız. Bu futbolun sınırı sayılır zaten. Futbolun şeyidir bu. Yani gerçeğidir. 2 kere 2 4. Son dakikaya kaldı sabırla. Ya da kulübü taahhütlerini yerine getirmemiştir. Yani getirmemiştir. Bir sıkıntısı var, defosu vardır. Şimdi bu tip oyuncular içinden takım kurmak zorundasınız ve artı maddi gücünüz yok. Bu bağlamda hani baktığımızda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım kısa sürede ki geçen seneden tuttuğumuz bir sene önceki tuttuğumuz oyuncu grubu da bir sene önce oynamamış oyuncu grubu. Yani böyle de bir çaresizlik var. Kadro bile görmüştür yani bazıları. İki maç oynamış, bir maç oynamış, maç oynamamış bu oyuncularla biz bir şekilde içine 3-5 tane adam kısa zamanda serpiştirelim. En azından devreye kadar bir yol kat edelim. Yani devreye nereye geldiğimizi görelim. Edelim. Devrede de eksiğimizi bir şekilde giderip ligi atlatalım mantığında bir süreç vardı. Buna rağmen bir iki tane istediğim oyuncu yani bizim kulübümüzün şartlarına yaklaşmaya çalışan, bizim ikili ilişkilerimize yaklaşmaya çalışan bir iki oyuncuyu çok ısrar ettik. Hani en azından bunları alalım diye. Ama işte o anki durum kulübün maddi imkanlarının yetmemesi, oyunculara oluşmaması yani belki çok değildi ama bizim kulübümüzün gerçekten şartları kötüydü. Bir iki tane abiyle belki devreyi daha rahat görebilirdik. Neden alamadık onları? İşte dediğim gibi kulübün imkanları kısıtlıydı. Yetmedi. Bunların birçoğu da ciddi indirimler yaparak gelmek istemedim hocam. Yani sizin yani hatırınız sayarak. Yani hatırımız olduğu için gelmek istediler ama şimdi o bütçeleri biz sağlayamadık mı? Oyuncuya belki totalde hani yaklaştırabilirsin ama ona bir garanti veremezsen ve geldiğinde ne bileyim işte al en azından birinci taksini imzada al diyemezsen iyi oyuncu gelmez. Çünkü bu profesyonel bir hayat. Herkesin ekmeğe, ailesini geçindiriyor. Yani orada belirsizliğin içine gelip kimse imza atmak istemez. Bizim maliyetlerimizin şartları da ona uymuyordu. Maliyetten 2-3 katını oynuyor bu futbolcular değil mi bir de? Yani şimdi baktığımızda bizim Molaspor maliyetlerine bakarsanız. Ligin sonunda, son haftasında kurtulan Karaköprü takımı. İçinde 600-500 bandında oyuncular var. Umut Pusat gibi değil mi? Umut Pusat gibi. Erdi Kasapoğlu gibi. Yani bu tip oyuncularla son hafta. Bizim yanımızdan bile geçmiyor. Bu oyuncunun bir tanesi belki bizim takım maliyetinden fazla. Yani şartlar böyle. Bunu da bilmek lazım. Evet.
Yani bu anlamda o istediğimiz en azından bir iki tane abi alalım mantığındaki transferimizi de yapamadık işin gerçeği. Ama her şeyi olumsuz görmemek lazım, mücadele etmek lazım. Bu işin içine artık girmişiz. Dönüşüyor. Sonuna kadar zorlamak lazım. O bağlamda da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bizim zaten bunu yönetimle de konuştuk. Bizim 5-6 hafta sıfır çekebileceğimizi bilin dedik. Puan olarak. Çünkü hem bir hazırlık durumu, dönemi zaten 6 hafta sürer. Hazırlık maçı bile yapamadık. Evet. Bir de bunu söylerken fikstür çekilmemişti. Bunun üstüne bir de fikstür çekildi. Şampiyonla oynayan 7-8 takımla kafadan oynuyoruz. Aradan Sultanbeyli'yi çıkar. O da bir dezavantaj geldi. Tabii bu da bir dezavantaj. Yani insanlar 1,5 ay kamp yaptı dağlarda. Biz daha kongre yapmamıştık. Yani böyle bir sıkıntının içinde başladık. Ama tabii biz bunu hiçbir zaman bahane etmedik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ve bana göre de çok ciddi mesafe kat ettik. Çoğu teknik adamın giyemeyeceği ateşten gömleği Mola Spor aşkı yüzünden mi giydiniz? Giydik. Yani. Peki bu süreçte bu yaşanılan sıkıntıları yönetimde istişare halinde miydiniz hep? Yani tabii ki devam ediyor. Gidişat yani belli bir süre negatif gideceğiz. Yani, baştan konuştuk zaten. Konuştunuz baştan. Yani 5-6 hafta bu takımın sıfır çekebilmesinin durumunun olduğunu ve bunun çok normal olduğunu onlar da zaten onu kabulleniyorlardı. Yani tamam hocam biz de görüyoruz dediler ama her ne hikmetse 2. 3. hafta mırıldanmalar başladı. Yani biz de bunları duyuyorduk. Lig başladı hocam. Yani çok kötü futbollarda oynamıyorduk. Yani o ara yine hep konuşuruz seni. Talihsiz bir Türkiye Kupası dönemi var. Evet. Yani o da insanlara biraz şey yaptı. Sizin için de bir angarya anlamında yani. Kambur. Kambur yani. O süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Lig başladı. Kötü futbol oynamıyorduk bazen. Yani şimdi kaybetsek bile çok, iyi mücadeleyle kaybediyorduk. Çok ilginç. İlk maça bir şey diyemem ama son 20 dakikası yani mesela ilk maçımız Düzce maçı. Düzce takımı biliyorsunuz son ana kadar şampiyonluk evet. Olan çok kaliteli bir takım. Düzce'yi bir son 20 dakika neredeyse sahasından çıkarmadık. Maç bitti. Hocalar geldi. Ya biz hocam size 6-7 atarız diyorduk. Hani siz bizi kalemizden çıkardınız. Bu kadar dezavantaja evet, rağmen. Dediler. Yani böyle bir geri dönüşüm oldu rakibimizden bize. Ve ondan sonraki süreçte de işte Ordu Spor, Kelkit, Arada Sultanbeyli bu maçlarda şimdi hep şampiyon oynayan takımlar ve üstünlük bizdeydi. Sultanbeyli deplasmanı 6-7 olurdu. Tam yani. Baskı oynanırdı. Şimdi bir de şu var bizim kulübümüzün lobi olarak biz gerçekten güçsüzüz. İstanbul'da Sultanbeyli'de maç yaparken artık hakemlerin yanlı tutumunu kenarda görev yapan polisler isyan etti. Yani polis sahaya giriyordu. Ya bu penaltı bile nasıl görmesin diye. Ya bir reaksiyon gösterdi polis bile. Bizle alakası olmayan insanlar. Futbolun çirkin yani nedense böyle sıkıntılarımız da vardı. Araya belki o süreç yani hazırlık dönemiyle müsabaka dönemini beraber götürmeye çalışıyorduk. Bir tane galibiyet araya sıkıştırabilseydik belki bir ay mesafe kat edecektik bir günde. Yani böyle de bir şanssızlığı oldu kulübün. Yani bu süreç böyle geçti. Ama çocukların özgüveni gelecekti evet, değil mi? Bir Kelkit maçı mıydı? Ya Ordu ya Kelkit maçı. Burada 3 tane %1 milyonluk bu görüntülerde de var kulübün sosyal medya sitesinde herkes izleyebilir. Hani ya hakem göremedi, hakem kaçırdı falan denilmeyecek seviyede 3 tane %1 milyonluk penaltımız var. Verilmedi. Ve biz sen bu takıma 1-0 yeniliyorsun. Bu takım şampiyonluğu. Daha sonra TFF'ye iletildi onlar. Yani, ama değişen ama bir şey olmuyor. Yani, değişen bir şey olmuyor. Olmuyor. Değişen bir şey olmuyor. Kulübün böyle sıkıntıları da vardı. Her şeye rağmen iyi gidebilirdi. Ha buna rağmen ne yaptık? Haddimizi bildik. Takımımız belki tecrübesizdi ama en azından bu bir de grubumuz da çok ağır. 4 evet. Grubun en ağır grubu. Ölüm grubuydu. Ölüm grubu. Haddimizi bilelim. En azından takıma yenilmemeyi öğretelim. Mantığında çok mesai harcadık. Takıma da yenilmemeyi öğrettik. Yani ben bunu belki takımımız düştü ama ben bunun haklı gururunu hala yaşıyorum. Hocam bu süreç geçti. Ama bu arada sürekli bir yapılan bazı açıklamalar hatırlıyorum ben o ara sosyal medyada. İçten içe Egemen Urhan'la ilgili bir operasyon hazırladı. Sizinle de özellikle sizi seven camia. Yani hep yazıyorlardı bunu açıkça. Ya, ya biz de hissediyorduk. Hissediyordunuz. Kulüp içinde belki siz de hissediyorsunuz. Ve bir gün takım antrenmana giderken kramponlarınızı bağlarken ayakkabınızı ve bir karar tebliğ ediliyor. Ben hep söylüyorum yani bunu gerek burada söylüyorum gerekse dış sohbetlerde söylüyorum. Bir hoca görevden alınabilir. Futbolun içinde var mı? Siz de yaşadınız bunu. Evet. Ama tebliğ şekli bu değildir. O da yönetimle çağırırsın, teşekkür edersin, haklarını ödersin, helalini alırsın. Ama hoca ayakkabısını giyerken ondan sonra hocam sizinle çalışmayı düşünmüyoruz tebliği çok çirkin bir tebliğ. Evet. Yani bunu hepimizin ortak sevdası Muğla Spor sevenler olarak bunu söyleyebiliyoruz. Bu süreci anlatır mısınız bizimle?
Bu süreci anlatmadan önce şimdi bir önceki soru da yarım kaldı aslında. Bir de kupa kamburu vardı. Ha, onu değinelim, evet. Kupa kamburu vardı. Şimdi kulübümüz maddi imkansızlık içinde boğuşurken teknik açıdan baktığımızda kupa bizim için kambur. Niye? Takımımız genç, kadro derinliğimiz yok, hazırlık dönemi geçirmemişiz, hazır değiliz. Ve takımlar çarşamba, pazar, çarşamba maç trafiğine giriyor her takım. Arada bir hafta boşluk bırakılıp takımlara nefes aldırılıyor. O bir hafta boştan sonra tekrar çarşamba, pazar, çarşamba bir şey daha giriyor, periyot giriyor. Bu aradaki bir hafta boşlukta da hep kupa maçları soktular. Şimdi biz Kızılcabalık maçını tur atladık. Tabii ki şimdi yönetim kurulu da kendi açısından baktığından haklı. Niye? Kupanın maddi bir getirisi var. İşte aman hocam, işte maçı tur atlamaya çalışalım, ciddi çıkalım. Elimizden geldiğince. Yani şimdi biz iddia geliri var. Alternatifli kadroyla da çıksak kazanmak isteriz. Yani o bir kere şey değil, her hocanın yapmak istediği hocam, var. Maça kaybetmek çıkmaz. Şimdi Kızılcabalık maçını geçtik. Dinlenemedik. Aradan gitti. Şeye gittik. Samsun'a gittik. Samsun'da biliyorsunuz şu an Süper Lig'de dahil Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı olmayan 3 kulübünden biridir herhalde. Yani gücünü sizler de biliyorsunuz Samsun'un. Bu takımı orada oynayarak eze eze. Taraftar içine infial bile çıktı, evet. Onların taraftarı arasında. Aslında ben isterdim ki tamam iyi oynayalım ama tur atlamak her antrenör ister mi? İster ama bize çok büyük götürüsü oldu. Ondan sonra bir Ankaraspor maçı. Ankara Spor maçında da yani o zaman da yönetimimiz illaki böyle aman hocam işte sağlam çıkalım. Yani ben de anlatmaya çalışıyorum. Ya bakın bu artık bize zarar veriyor. Yanan lige etkili. Lige tutunmamız için bizim kupadan kopmamız lazım. Hayır hocam, aman hocam. Kupa bizim için önemli. Niye para geliyor? Tabii kendi tarafından bakarlarsa aklılar. Ben risk aldım Ankara maçında. 4-5 oyuncuyu götürmedim. Ama şunu söyleyeyim. 4-5 oyuncu götürseydim Ankara Spor'dan fark yiyebilirdim. Çünkü oyuncuların ben duygularını okuyabiliyorum. Oyuncuların tavırlarını, hareketlerini görebiliyorsun. Artık bazı sıkıntılar yüzünden oyuncular da hani böyle gitmez ya. Hani tecrübeli de olsa, iyi de olsa gitmez ya. Artık orada aç oyuncu oynatman gerekiyor. Ben bunu görüyorum. Orada bir risk aldım. Yani yönetim bana işte hatta şunlar da oldu. Hocam bunları niye götürmüyorsun falan gibi durumlar da oldu. Ben doğruyu yaptım teknik adam olarak. Sonuçta genelde sevmeyen grup beni niye sevmez, ben işime karıştırmam. Belki de o yüzden büyüyemedik bu camiada. Ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. Gittim orada genç takım oyuncularla Ankaraspor'da ezerek tur atladık. Yani belki televizyon vermedi o maç ama şimdi televizyondan izleyenler işte Samsun maçında ne kadar iyi oynadık. Hayır, Ankara maçında Samsun maçından kat kat daha iyi oynadık. Eze eze. Ki gençler. Evet, gençlerle. Ben adım gibi eminim tecrübeli oyuncularla gitseydik o maçı farklı yere turu kaybedebilirdik. Hem oyuncu kazandım hem şeyi rotasyonu yaptım, oyuncuları kazanmaya yani çalıştım. Oynamayan oyunculara maç süresi verdim. Hem de tur atladık. Ondan sonraki süreçte de zaten Kasımpaşa'ya geldik biliyorsunuz. Yani böyle de bir süreç geldi. Aslında kulübe yokluk içinde maddi olanak sağlayan bir teknik adam rolü de üstlendik. Ama bunların kıymeti tabii bilinmiyor, unutuluyor. Daha sonra sizin anlattığınız gibi yani bir kulüpte anlaşmanın ne kadar doğal oluyorsa ayrılmak da doğaldır. Yani evet. Biz bunları hor görmeyiz veya üzülmeyiz ama bana yapılmış ha başka bir antrenöre yapılmış. En azından ben kendi kulübümde, Muğlaspor kulübümde kimseye yapılmasını istemem. Antrenmana çıkarken bir hocanın görevine son verilmez. Varsa sıkıntı öncesinde söylersiniz, konuşursunuz. Programı ona göre yaparlar. Hoca oyuncularla vedalaşma programı yapar. Ondan sonraki programı kulüpte kalacak veya takımı çıkaracak antrenör yapar. Şimdi siz antrenöre programı yaptırıyorsunuz. Takımı hazırlıyorsunuz. Antrenman programı hazırlıyorsunuz. Takım sahada sizi bekliyor. Antrenman 2 dakika kalmış. Geliyor. İşin acı tarafı Muğla'yla yakından uzaktan alakası olmayan bir kulüp menajeri gelip bunu tebliğ ediyor. İşin bir de bu tarafı var. Yani biz biraz bir yandan hani özümüze dönüyoruz. Görüntüsü verirken de bir yandan da özümüzün dışına çıktık. Muğla menajer ihtiyacı var mı hocam? Ya, yani şimdi şöyle bir Muğla olarak soruyorum bunu. Bizim böyle bir lüksümüz var mı? Lüks derken şöyle söyleyeyim. Artık dünya futbolunda menajersiz iş yapılmıyor. Ama yöreyi tanıyan menajer yok peki yazıda. Ama başka işte şartlara uygun, kendine uygun menajerle çalışman lazım. Ya da içinde bunu yetiştirmen lazım. Yani şu an burada bununla da bunu yapabilecek insanlar var mı? Var. İşte kulübün şartlarına, yörenin şartlarına uydurarak yapmak lazım. İşte örnek veriyorum yani
hangi hocayı getirirseniz getirin, kulübün bir hazır planı olması lazım ki hoca da o plana uyabiliyorsa onunla devam etmelisiniz ki bunu da uzun sürede çalıştığınız istikrarlı bir kulüp menajeriyle yapabilirsiniz. Şunu sormak istiyorum, yani Muğla'yı bilen bir menajer tebliğ şeklinin bu olmadığını anlatabilir yönetime, değil mi? Yani bunu Sağır Sultan'a söyleseniz herhalde onlar da söyler. Böyle şık yani yanlış bir yöntem. Yanlış olmuş. Ve bir şurada bir gerçek. Bir gün öncesi Bayrampaşa maçı oynadık. Bayrampaşa maçından da böyle başımız dik çok gururlu bir şekilde dönüyorduk. Bayrampaşa'ya pozisyon vermedik. Boş kalelere gol kaçırdık. Ha, oyuncu gol kaçırdı, ben oyuncuya kızmam. Futbolda var bunlar. Ama Egemen Hoca kaçırmadı onları. Bunu da yönetim görüyordu. Ve 3 gün sonra Karaköprü maçı var. Karaköprü'nün de 5 tane önemli oyuncusu yok. Karaköprü'nde Pimli'nin çekileceği zaman. Hava yakalanmış. Evet, yani burada 3 gün sonra o iyi oyunun üstüne hava yakalamış moralli takıma gel burada Karaköprü'yü yen, işi bitir, yeniden tırmanışa geç. Tamam. Böyle bir periyotta o tırmanışa geçişe biraz da Egemen Hoca geçmesin. Yani. Biz nasıl olsa tırmanışa geçeceğiz. Bunun için Egemen Hoca olmasın mantığı vardı, ben buna eminim. Gönül isterdi ki ben olmadan da Karaköprü'yü yenelim ama işte bazen olmuyor. Olmuyor, Karaköprü'ye de yenildik burada. İyice kaosa girdik. Hocam size tebliğ edildi. Siz antrenman çıkıp futbolcularla vedalaştınız mı ara? Tabii vedalaştım. Onlar da şoka girmiştir değil mi yani? Tabii çocuklar giymişler. Sağda beni bekliyorlar. Yardımcı hocayı yolladık. Arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Bir gelin vedalaşalım, ondan sonra tekrar programımızı size söylerler dedik. Böyle bir süreç yaşadık. Peki hocam sizden sonra bir gün sonra zannediyorum mevcut başkan da istifa etti. Yok 3 gün sonra. 3 gün sonra. Karaköprü maçını yenildikten sonra. Kamuoyunda da şu konuşuluyor. Yani biraz o maçta hatırlıyorum ben taraftar baskısı daha fazlaydı. Evet. İstifa yönünde. Madem yani istifa düşüncesi olan bir yönetim ya da başkan birkaç gün önce neden mevcut hocayla yollar ayırır ki? Kamuoyunda bu da soruluyor, bu da konuşuluyor. Çünkü planlar farklıydı, planlar tutmadı. Yani Karaköprü yense takım hedeflenen proje gerçekleşecekti. Yani devreyi daha rahat görülecekti. Devrede daha işte kafasına göre transferler yapacaktı herkes. Ama o mağlubiyet bütün planları bozdu. Peki hocam sizden sonra yine birkaç isim geldi. Kişilik olarak dostumuz olan insanlar tanıyoruz. Evet. Tevfik Hoca geldi. Ondan sonra Mehmet Akbulut Hoca geldi. Kimsenin kişiliğiyle, karakteriyle bir sorunumuz yok. Tabii, ama tabii baktığınız zaman yine bir başarısız bir süreç. Yani demek ki bazı kararlar doğru alınmamış diye düşünülüyor şu anda. Yani şimdi sadece Muğla Spor için geçerli değil bu olay. Bütün kulüpler için geçerli. Devamlı teknik heyet değiştirip de bir sonuç alamıyorsanız o zaman hocalarda problem yoktur. Kulübün işleyişinde bir problem vardır. Şimdi Tevfik Hoca tamam baktığımızda başarısız bir yönetim. Bilmediğimiz bir hoca değil. Bilgisi, donanımı olan, belli bir tecrübesi olan bir insan. Ben normal şartlarda yani Tevfik Hoca'nın burada 5 maçta 0 puan alacağını falan aklımın ucuna bile getirmem. Ama demek ki o da doğru zamanda burada olamadı. Çok erken de farkına vardı bence. Kendi de farkına vardı. Kendini de artık daha fazla yıpratmayayım manasında muhtemelen konuşma fırsatım olmadı benim. İstifasını verdi. Yeni bir kan, yeni bir süreç olsun diye. Çünkü önde bir şey vardı, transfer dönemi vardı artık o süreçten hemen sonra. En azından yeni gelecek hocaya o transfer sürecine şans olarak vermek istedi diye düşünüyorum. Daha sonra da zaten Mehmet Akbulut Hoca geldi. Transferler de onunla birlikte başladı. Devre arası oldu. Mehmet Hoca ile anlaşıldı. Evet. Bayağı bir futbolcu transfer edildi. Evet. Ciddi paralar da harcandı yani baktığınız Vakti. Zaman. Peki bu imkan sezon başında o birkaç ağabey için kullanılamaz mıydı hocam? Yani şimdi... Madem imkanı vardı kulübün, devre arasında harcadığı parayı sezon başında belki 3'te 1'ine 2 tane, 3 tane ağabeyi takıma katabilirdi evet. Yani baktığımızda sadece o imkan değil. O imkanın belki de 3'te 1'e, 4'te 1'ine ihtiyacımız vardı bizim. O imkan bize fazla gelirdi sezon başı. Ve devre arasında o kadar para harcanmazdı değil mi? Yani 2 tane ağabey alıp bu işi daha rahat götürebilirdik devreye kadar. Yani bunları biz aslında paylaştık. Yönetimimizle paylaştık. Çünkü sadece hoca değilsin. Aynı zamanda Muğlalısın. Tecrübelerine dayanarak da ileri görebiliyorsun. Yani devre arası daha çok para harcayarak takımı daha da hani kaostan kurtaramayabiliriz. Bunun önerisinde bulunduk. Şimdi bir de derler mesela prim ya hoca prime ya tamam biz prime karışmayalım. Belki cebimize 10-15 lira 1000 lira fazla gelince biz zengin olmayız. Eksikince de fakir olmayız ama kulübün gidişat anlamında da bir öngörüyü
sunmanız lazım yönetime. En azından işte takımımız şey tecrübesiz, prim anlamında biraz daha hani zorlayalım mı kulübümüzün imkanlarını ki bir puan bile fazla almak bize yani inanılmaz yani mesafe kat etti. Bunları anlattık. Şimdi soruyorlar. Tabii ki her oyuncu her maça motive olmak zorunda. Profesyonel hayat bu. Ama sonuçta robot değil. İnsani duygular bazen olumsuz oluyor, bazen olumlu oluyor. Şimdi diyorlar ki işte Samsun maçında çok iyi oynadınız da niye ligde oynayamadınız? Ya orada şey farklı. Oyuncuya hiçbir şey demeyin. Samsun maçına gidin, günübirlik gidin. Oyuncu zaten o gün ekran başına çıkacak. Samsun Spor'daki yıldız oyunculara karşı oynayacak. Türkiye'nin en önemli bütçesine karşı kendini gösteren fırsatı bulacak. Oyuncuya hadasanın falan demeye gerek yok. Oyuncuya prim okumaya gerek yok. Onun maçın doğal motivasyonu var. İşte ligde o doğal motivasyon kendi, olmuyor. Hangi kendi takım olursa geleceğini olsun. Kupada belirliyor. Tabii. Hangi takım olursa olsun ligde o doğal motivasyon olmuyor. Ligdeki motivasyon bir oyuncuların evet bir maddi itici gücü olmalı. Bunları da anlattık. Tabii o zaman için yine kulübümüzün imkanları yeterli değildi. Ama bunları öngörebiliyorduk. Yani şimdi sen örnek veriyorum. Düşük miktarda bir prim veremediğin zaman devre arası Mehmet Hoca geldiğince 5000 lirayı okuyorsun. Okumak zorundasın. Bu Mehmet Hoca'nın şeyi değil. Getirisi değil. Niye? Sıkıştın. Çırpınıyorsun. Denize düştün. Yılana sarılıyorsun. Bunu baştan 5 değil de biraz daha kulübün imkanlarını zorlayarak artırarak yapsan o zaman 5 okumana gerek kalmaz. Bir de ligde kalırsın. Yani bunlar sürecin şey kısa vadeli problemleri. Her hafta düzenli primini alan bir futbolcuyu motive etmek daha kolaydır değil mi? Yani sonuçta genç profesyonel olarak. Hayat. Şimdi diyorlar bazen görüyorum yolda eski futbolcuları görüyorum mesela kulübün. Ya bizim zamanımızda para yoktu falan. Sen diyorum nereden emeklisin diyorum. İşte örnek veriyorum köy hizmetlerinden emeklisin. Kim koydu oraya? Diyorum, belediye ya da? Veya belediye. Seni kim soktu oraya? Mola Spor soktu. Mola Spor şimdi bir tane oyuncusunu soksun göreyim köy hizmetlerine veya işte köy hizmetleri yok. Büyükşehir'de bir güzel bir yere çocuk soksun. Çocuk nerede ekmek yiyecek değil mi? Yani dünyanın şartları değişti artık. Şimdi Mola Spor'un eskiden ağırlığı vardı. Oyuncu tercih yapmak zorundaydı. Mesela büyük futbolcu olma ihtimali var. Düşünüyor. Acaba transfer mi yapsam yoksa kulübün imkanını kullanarak örnek veriyorum köy hizmetlerinde işe mi girsem? Futbolun son yıllarına gelmiş. Giriyor işte bugünün şartlarında işte örnek veriyorum 8-10 bin lira maaş var. Bunun emeklilik garantisi var. Ben hiç kendimi riske girmeyeyim. Bu işin sakatlığı var. Gireyim diyor. Hayatını kurtarıyor. Şu an bizim eski futbolcumuz bunu söyleyen futbolcuların birçoğu böyle. Ama şu an öyle bir hayat yok. O yüzden sabit, oyuncu bugün kazandığı parayı evine götürüyor. Çoluğu da çocuğuyla yiyor. Profesyonel hayatın gerçeği bu. Ya bu ek iş değil hocam. Değil. Herkesin bu profesyonel hayat. Şey evet. Yani. O yüzden maddi olanak gerçekten önemli. Yani eskiden şöyleydi işte şimdi her şey para mı? Ya biz de istiyoruz olmasın ama ne yazık ki oyuncu anlamında baktığında her şey para. Şuna bir pişmanlığınız var mı hocam? Yani keşke Fethiye'den gelmeseydim. Yani bu cenderin içine kendimi bulmasaydım. Çünkü kulüpte belli bir sıkıntı var tabii. Bu ayyuka çıkmış yani yönetim geç karar almış, geç kongre yapmış, para yok. Ondan sonra sıkıntı şehirde gerekli desteği alamadıkları İbrahim'de evet. Sürekli. Yani içine hiç pişmanlık oldu mu hocam yani? Yani baktığında pişmanlık olur tabii. Orada bir para kazanabileceğim bir profesyonel ortam var. Yani ciddi para var da Fethiye evet. Spor'da. Tabii ki. Yani hedef olan duvara. Yer orası. Yani ve hala da oynuyorlar. Hala da oynuyorlar. İnşallah şampiyonluk da yaşarlar. İnşallah. Yani canı gönülden istiyorum bunu da. Bunun pişmanlığı tabii ki olur. Sonuçta biz de bir aile babasıyız. Ama bana çok büyük getirisi de oldu. Buraya gelmemin. O kısa sürede dostlarımı tanıdım. Bana en büyük getirisi bu oldu. Futbol hayatında başarılı olursun. Allah ömür verirse ben bunu daha uzun yıllar yapacağım bu teknik adamlığı. Çünkü yaşınız daha genç inşallah. İnşallah yapacağım. Bana şu kısa vadedeki Mola Spor serüveni dostlarımı gösterdi. Yani iyi günde ya da kötü günde karşılıklı dostluklar evet. Belli oluyor. Hocam peki sezon bitti şu anda. Yani hala bir beklenti var. Düşme kalkar diye ama evet. Yani o federasyona karar alır onu bilemem ama takım şu an küme düştü. Yani bir teknik adam gözüyle ne yapılması gerekiyor şu anda? Mevcut yönetimdeki belirsizlik de devam ediyor bu arada. Ben başkanla sayın başkana görüştüm birkaç gün önce. İşte devam edip etme konusunda hala da tam kararını vermiş değil. Şimdi Cüneyt abi biz sanırım yaklaşık 45 dakikadır evet. Konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şey günümüzün kısa vadeli problemleri. Ama teknik ama maddi. Kulübümüzün aslında yani bu sene mesela bu anlattığımız yanlışları belki biraz daha fazla doğru yapsaydık kurtulur muydu? Kurtulurdu. Ama çekirgenin bir sıçrayışı daha olur. Yine birkaç yıl sonra aynı sıkıntı. Biz seneye yine düşmeye oynardık. Biz seneye yine düşebilirdik. Biz sıçrıyoruz hep. Çünkü bizim uzun vadeli problemlerimiz var kulüp olarak.
Şimdi ben birçok şehri gezdim, birçok kulübü gördüm. Affedersiniz, ceviz kabını doldurmayacak problemler burada problem haline geliyor. Niye? İmkan yok, sıkıntı. Yani burada yönetimi şey yapamazsınız her zaman. İşte yönetim beceremedi, yönetim para bulamadı. Yani veya teknik adam şunu yapamadı, futbolcu bunu yapamadı. Hayır, bizim büyük problemlerimiz var. Uzun vadeli problemlerimiz var kulüp olarak. Biz bunları aşamadıktan sonra bu sene de ligde kalabilirdik. Ama seneye problem yaşardık. Biz çekirge misali, bizim maddi imkanları aşacak seviyeye gelmemiz lazım. İşte anlattık, eskiden futbolcuyu işe sokuyordu misal. Molospor'un şeyi vardı, lobisi vardı, gücü vardı. Şu an hala dışarıda Türkiye'nin değişik yerlerinde ismi var. O büyük camianın şeyi var, yankısı var. Ama Muğla'da yok. İşte Molospor deyince insanlar kaçıyor. İşte yine mi para isteyecekler, yine mi işte yardım isteyecekler? Veya ne bileyim idari kurumlar eskisi gibi yardım etmiyor. Yani artık bir kambur haline gelmiş Muğla Spor var. Bizim asıl problemlerimiz bunlar. Biz bu problemleri aşabilirsek bu 45 dakikadır konuştuğumuz kısa vadedeki problemler zaten kendiliğinden çözülür. Hocam şirketleşme çözüm mü? Sizden önce konuk ettiğimiz birçok isim yani dünyada artık futbolun şirketleşmeyle yönetildiğini, doğru eğil insanlarda olursa ciddi başarılar yaşanabileceğini ve doğru insanlar elinde yönetilmediyse de daha ciddi sorunlar yaşanabileceğini söylüyor. Evet. Şirketleşme çözüm mü sizce? Sizin de dediğiniz gibi şirketleşme artık birçok kulübün kurtuluş yolu ama doğru insanlar işte o cümle çok önemli. Çünkü artık futbol sadece futbol değil. Özellikle bu iddianın girmesi futbola Türkiye'de futbolun kalitesini, futbolun gerçekçiliğini, futbolun dürüstlüğünü iyice bozdu. Bu anlamda şirketleşirsiniz çok doğru bir insanla. Belki 3-5 sene iyi bir pozitif ivme yakalarsınız. Aa işte iyi ki şirketleşmişiz. Molospor nereden nereye geldi? İşte millete yük olmadan başarı elde edilebiliyor. Bunu yaşayabiliriz. Ama o insan canını tak dedi. Ben bu kulübü satıyorum dedi. Olmadık bir adam. Kulübü aldı. Şimdi burada hep yorum yapıyoruz işte Molospor'da şu olmalı bu olmalı. O yorumları bile yapamayız Muğla'lı olarak. Adam kafasına göre iddiada istediğini yapar. Sadece iddia gözüyle bakmayalım. İstediği şekilde kulübü farklı yollara sokabilir. Şahsi yani bu, malı gibi kullanır. Şahsi, evet yani kendi oyuncağı gibi istediğini yapar. O zaman iş işten geçmiş olur. Yani şirketleşmenin artıları da var, eksileri de var. Doğru yapılanma, doğru planlı, programlı Muğla'ların da içinde olduğu, hatta idari amirlerin de bu işin içinde olduğu, yönlendirdiği, Muğla'nın menfaatlerine de yönelik yönlendirdiği bir şirketleşme olursa tabii ki avantaj olur diye düşünüyorum ama bir iki kişinin güdümüne bırakılmış şirketleşme durumu yanlış insanların eline geçtiğinde Türkiye tarihinde biliyorsunuz Molaspor'un önüne arkasına isim yazılmadan gelebilen birkaç kulüpten biriyiz Molaspor evet. olarak. Bu güzel ismi, camianın güzel ismini lekeleyebiliriz yani. Orada öyle de bir risk var. Şimdi bunu belki buradaki insanlar çok bilmiyor olabilir ama ben gezdim, Türkiye'yi çok gezdim, çok çalıştım. Futbolun futbol olmadığını, farklı işlerin nasıl döndüğünü çok iyi biliyorum. Bu anlamda böyle bir risk de var. Peki önümüzdeki yıl yani tavsiye anlamında, tecrübe anlamında size soruyoruz. Neler yapılması lazım hocam? Yani uzun vadeli başarıya mı ulaşılması gerekiyor? Taraftar hep şunu istiyor. Kısa vade büyük başarı. Ama dediğiniz gibi çekirge sıçra sıçra en sonunda düşersiniz. Evet. Geçen playoff oynayan takım bu yıl küme düşüyor. Evet. Bu bir yani ders niteliğinde bence bir ders proje. Niteliğinde değil. Ben playoff oynarken söylüyordum. İnşallah şampiyon oluruz diye. Çünkü şampiyon olursak düşeceğimiz bir tane daha lig olur arada diyor. Dedim. Bunu derken ben bunu kötü niyetle demedim. Niye? Şartları biliyorum. Şehri biliyorum. Çünkü biz Nadas'a bekleyen bir kulübüz. Yani biz böyle 6-7 yıl yokluk içinde dururuz. Bir yıl kurşunu iyi atarız. Çıktık. 2016 i̇şte attığımız 2016'da gibi. Haluk, işte Başkan Haluk Başkan'ın yaptı. Döneminde kurşunu iyi attık. Çıktık ama onun öncesinde çekilen eziyetleri sen de biliyorsun, yaşadık. Ben de biliyorum. Yaşadık. Evet. Parasız pulsuz ne sıkıntılar yaşadık. Affedersiniz Molospor'un adına yakışmayan sahalarda mücadele ettik. Ve ne bileyim köy takımları paralar harcarken biz paralar harcamadan onlarla mücadele ettik. Böyle sıkıntılar yaşadık. Onun eziyetini bizler biliyoruz. Bu anlamda baktığımızda biz Nadas'a bekleyen bir takımız. İşte 2016'da iyi attık o kurşunu. Bekledik iyi attık Haluk Başkan döneminde. Geçen sene de işte playoff oynarken söylediğim olay oydu. İnşallah lig çıkarız.
Çünkü bir sene sonrası onun eziyet olur. İşte bu sene de öyleydi. Belki piyasaya göre çok büyük paralar değildi ama kulübümüz bünyesine göre ciddi bir bütçeydi. Bunun da götürüsü bir sonraki seneye denk geldi. Playoff sürecinde yaşanan şeyler de var. Yani kulağınıza geldi mi bilmiyorum. Mesela biz son maçına çıktığımız maçtaki takım Molaspor değildi hocam. Yani daha bir gün öncesinde yaşanan bazı tartışmalar, evet, kavgalar, futbolcuların hak edişlerinin ödenmeyişi. Tabii sonuçta az önce size söylediniz. Adamlar birinci derece ekmek kapısı olarak görüyor bu işi. Ve maçtan bir gün önce takım motivasyonunda bir kaos ya da kavga yaşarsanız bu da sahaya yansıdı hocam. Yani bu anlamda yani hatalı kimse, yönetimse yönetim kendine çeki düzen vermeli. Yani teknik kadro futbolcu için demiyorum, onlar sonuçta işçi statüsünde, yani yönetim işveren statüsünde. Evet. Bazı hatalardan da ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum hocam. Şimdi Cüneyt abi, bu anlattığımız maddi sıkıntıların performans etkisi uzun vadeli konuşulacak bir olay. Evet. Ama senin anlattığın olay, şimdi iki maçta da yendiğimiz bir Soma takımı var ve playoff'a gelmesi. Herkesin favori bir adım artık. Sonrasında artık lig atlayacaksın. Yani. Şimdi burada artık paranın pulun konuşulması doğru değil. İşin içeriğini çok bilmediğim için oyuncuyu da yargılamıyorum. İşte yönetimi de yargılamıyorum. İşin tam içeriğini bilmiyorum ama ne olursa olsun para problemi varsa orada takım içinde 2 tane 3 tane abi devreye girecekti. Toplayacaktı takımı. Arkadaşlar bizim sıkıntımız var mı? Var. Tamam. Şu an çözebiliyoruz mu? Çözemiyoruz. Biz bu işi tehditvari bir şekilde yönetime dayatırsak sahaya yansır olumsuz. Bunu 2-3 abi bir şekilde takımı lanse etmesi lazım. Şampiyon kadronun oyuncu olarak tarihe geçelim. Biz burada 1 lira para alsak da hepsini de alsak, almasak da işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Buraya kadar gelmişiz. Biz bu camiye şampiyon yapacağız. Ondan sonra gerekli hakkımızı savunuruz. Hiçbir şey olmasa bile biz burada şampiyon takımında oyuncular olarak ayrılıp gelecek senenin ederini arttırmaya çalışmalıyız piyasanı, diye takımı toparlayacak bir 2-3 abi lazım bu tür durumlarda. Yani artık orada para işte aldık alamadık primdi falan onların konuşulması doğru olmaz. Hakkını savunursun ama ne zaman savunursun işini yap, şampiyonluğu yaşa, ondan sonra hakkını savun. Bu işler böyle ama tabii işin içeriğini çok bilmediğim için süreçte neler geldi için ne futbolcuya bir şey diyebilirim ne de yönetime bir şey diyebilirim ama işin sonuna gelmiş bir durumda artık para konuşulmaz. Tabii o süreçte yaşayan kişilerden öğrenmek gerekiyor. Evet, tabii. Neler yaşandı der. Hocam yani mevcut yönetime devam etme konusunda kararlı. Önümüzdeki süreçte Sportist devam edecek. Evet. İnşallah siz de şahit olacaksınız. Burada Sayın Başkan'a her hafta çağrıda bulunuyoruz. O da belli bir süreci bekliyor. O süreç gerçekleşince ligde kalınırsa nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Düşürürse nasıl mücadele edilme? En doğru kararı vereceklerdir diye umut ediyorum. Başarılar diliyoruz. Ne diyelim yani sonuçta Muğla Spor bizim çocukluğumuzun aşkı. Düştüğü zaman içimiz sızlar. Evet. Başarısında da hep birlikte mutlu oluruz hocam. Yani aynı şeyde düşünüyoruz aslında. Ama ben de buradan küçük bir acizane bir şey paylaşayım. Gelecek yönetim, gelecek senenin zorluğunu bilerek yazsın. Ballı yine işte biz profesyoneldik, işte amatöre düştük, amatörde idare ederiz. Daha az bütçeyle bu işin içinden çıkarız mantığıyla geliyorlarsa gelmesinler. Kendileri de sıkıntı yaşar, kulüp de sıkıntı yaşar. Acilen bağlı ki evet. Hem oyuncu kalitesi anlamında hem de maddiyat anlamında 3. gün üstünde bir lig. Yani aynı mantıkla bakarsak gelecek sene de sıkıntı yaşanır. Ne kendilerini yıprasınlar ne takımı yıprasınlar. Kim gelecekse eğer. Ona göre planlamasını yapsınlar. Ona göre planlama yapsınlar. Şimdi ben Bal Ligi'ni de biliyorum. Ben şu an Bal Ligi'nde çalışıyorum yatağında. Şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir takım var yatağının. Ama liginde sürecini biliyorsunuz yani katılıp onu soruyorum hocam yani oynanacak mı bölgesel amatör lig maçları? Şimdi, sizin yeni nedir? Federasyon oynanacağını söyledi ama oynayıp oynamamayı kulüplerin kararına bıraktı. 266 tane ballı ligi takımı var. Ayın 21'ine kadar karar vermelerini, olumlu olumsuz dilekçelerini federasyona sunmalarını istedi. Son birkaç gün o zaman değil mi? Yani? Son 3-4 gün yani işte bugün salı, cuma gün saat 5'e kadar bunun süresi var. Dün akşam itibariyle de resmi olarak 80 diyebiliyorum ben başvuru yapan. Muhtemelen 4 gün içinde de yani bu sayı artabilir çünkü son 1-2 günü bekleyen kulüpler de var diyebiliyorum. Yani yine yarıya yakın bir sayı olur diye tahmin ediyorum. Bal Ligi de böyle bir süreç içinde kısa devreli sıkıştırılmış bir lig oynanacak. Sizin yönetimin bakış açısını hocam. Şimdi karar yönetim, verdiniz mi? Yönetim şu an benim anladığım kadarıyla olumlu olumsuz arasında gidiyor. Yani
katılalım mı katılmayalım mı? Şu an verilmiş bir karar yok. Gelecek yıl hakları korumak şartıyla değil mi? Haklar korunuyor ama tabii burada farklı şeyler var. Gelecek sene o takımı tutabilir misiniz? Gelecek sene bu havayı yakalayabilir misiniz? Şimdi teknik adam olarak ben isterim ki oynansın. Niye? 3,5 aydır çok ciddi emek veriyorum. Ve gerçekten iyi bir takım kuruldu. Yani şu an 3. ligde olsa ses getirecek bir takım. Tabii ligde ne gelir ne gelmez bunu bilemeyiz. Tabii. Futbolun şeyi yok, matematiği yok ama bir de çok kulüp gezdim. Bu kadar arkadaşların iyi olduğu bir kulüp denk gelmedi. Yani iyi olanlar oldu ama yani bu durum çok farklı. Yani inanılmaz bir arkadaşlık var. Bu dinamiğin bozulmadan ben oynamasını isterim açıkçası ama tabii karar yönetimin. 1-2 gün içinde onlar da karar verecekler. Ona göre biz de hareket edeceğiz. Hayırlısı olsun hocam. Sizin yani başarılı olmanız bir mola olarak, bir abiniz olarak bizi de mutlu eder. Bu anlamda süreci hep takip edeceğiz. Bu birkaç gün içinde netleşir diye düşünüyorum evet. Ben de. Peki şu var hocam. Bölgesel amatör ligde dediniz ya 3. lig, hatta maddi olarak imkanlar daha kulübün getirisi yok evet. Ama gideri daha fazla. Ve futbolcuyu da bazen resmiyete bağlayamıyorsunuz yani kendinize çünkü evet. Profesyonel olmadığı için. Kesinlikle. Yani bu anlamda süreç sıkıntı. Dilerdik ki Mola Spor bugünleri görmesin ama tabii ki yaşanılan her tür şeyde bir ders olmalı diye gerektiğini düşünüyorum. Hocam şunu sormak istiyorum. Diğer takımlarımız da var. Az önce Fethiye Spor şu an playoff yarı finalde. Evet. Bodrum Spor Ligi altını sıra bitirdi. Onu birer değerlendirir misiniz? Yani oradaki teknik adam olarak orada takip ediyorsunuzdur herhalde. Yani baktığımız ilçeler bizim önümüzde. Bugün eğer Marmaris Belediyespor'da sportif haklarını liglerden çekmeseydi o da bizim üstümüzde olacaktı. İkinci ligde takımı çekti. Tabii, ikinci ligden çekerek süper amatöre kadar düşürdü. Yani baktığımızda bu bizim işte söylüyoruz ya bizim genel uzun vadeli problemlerimiz var dediğimiz yere geliyor. Bizim sıkıntılarımız çok Muğla olarak. Yani biz maddi olarak birçok yerin sadece ilçelerimizin değil Türkiye genelinin çok altındayız imkanlar olarak. Dolayısıyla gelen yöneticiler de yönetim kurulu da hep sıkıntı yaşıyor. Darboğazın içinde kalıyor. Dolayısıyla onlar yıpranıyor. İşte gelen hocalar yıpranıyor. Sonuçta kulüp yıpranıyor. Bizim uzun vadeli genel problemlerimizi aşabilmemiz gerekiyor. Açtığımız takdirde yani belki Fethiye veya Bodrum'un seviyesine gelmeyelim. Ama en azından onların yarı seviyesine gelirsek biz Muğla'daki Muğla halkına güzel şeyler yaşatırız. Tüm Muğla olarak. Yani kendi adıma söylemiyorum bunu. Çünkü şartlar çok farklı. Yani arada uçurum var. İnşallah biz de onlar gibi belli bir seviyeye geliriz. Tabii ki onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Artı şöyle bir şey var. Muğla'nın bir oyuncu şeyi var. Potansiyeli var. Aslında imkan olduğunda altyapılara yatırım yapıldığında sadece Muğla Spor üstünden değil üst liglerde Muğla'yı temsil eden oyuncular anlamında da gurur duyacağımız ortamlar oluşabilir. Bugün baktığımızda milli takıma yeniden seçilmiş bir Taylan Antalyalı bizim Muğla'dan gitme. Dünya gol kralı sıralamasında listeye girmiş Ozan Sol bizim evet, Muğla'mızın gururumuz onunla. Çocuğu. İşte yine Marmaris'ten çıkma Salih Uçan işte Beşiktaş'la Adanalı'yı Alanya Spor'da oynayan Roma'yı görmüş, Avrupa'yı görmüş bir oyuncu. Yani dolayısıyla baktığımızda Türkiye genelinin üstünde bir potansiyel var. Hocam yeri gelmişken son olarak şunu sorayım size. Altyapı bir kanayan yaradır kulüplerde. Evet. Sadece Mola Spor değil yani. Evet. Bütün bunu ciddi yapan kulüplerimiz var mı? Var. Var. Siz de çok uzun süre çalıştınız altyapıda. Alt takımlarda görev yaptınız. O yüzden söylüyorum. Yani doğru çalışma nedir hocam? Yani şimdi bakıyoruz. Altyapı hocalarına çoğu zaman maaş ödenmiyor. Angarya görülüyor. Yani ondan sonra deniyor ki işte altyapıdan topçu çıkartamıyoruz. Evet. Ya bu sıkıntı nedir hocam burada? Şimdi burada Cüneyt abi şunu söyleyeyim. Öncelikle Muğlalıların şunu bilmesi lazım. İşte altyapıdan şu çıkmadı. İşte altyapıya önem verilmiyor. İşte altyapıdan kaç tane oyuncu çıktı. İşte altyapıda şu vardı oynatılmadı. Bizim kriterimiz bu olursa altyapıyla alakalı biz yerimizde saymaya devam ederiz. Yani altyapıdan çıkan oyuncu çıkarmak önemli değil. Çıkarırsın, çok çıkarırsın. Ama sen profesyonel hayata hazır durumda oyuncu çıkarmadıktan sonra bir anlamı yok bunun. Şimdi doğru çalışma nedir dedin? Doğru çalışma değil. Doğru çalışma yapılacak kapasitesi olan zaten bizim doğru planlama var. Doğru planlama. Şimdi işte bu sene aldık, çalıştık, doğru çalıştık. Sezon sonu işte 5 tane oyuncuyu oynattık. Öyle bir dünya yok. Bunu bilecekler. Doğru yapılanma, doğru planlama çekirdekler. Ve yatırım. Evet. Yatırım. Yatırım yapılmazsa mesela yakın çevreden söyleyeyim. Bodrum Spor'un altyapısını bir örnek almaya başlayabiliriz.
Onlar da belki şu an meyvesini tam anlamıyla almaya başlamadılar. Yavaş yavaş alıyorlar ama bundan 3-4 sene sonra çok ciddi alacaklar. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor altyapıda. Çok ciddi bir planlama var. Donanımlı hocalar geldi dışarıdan. İçerideki kendi Bodrum'un içindeki yeterli olan hocalarla kaynaştırdılar. Tesisleşme anlamında önemli İmkan mesafe kat ettiler. İmkanlar arttırdılar. Artı yatırım yapıyorlar. Yani işte biz A takıma örnek veriyorum yıllık işte 15 milyon para harcayacağız demiyor. En azından onun belli bir kısmını altyapıya harcıyor ki uzun vadeli planla getirisini daha fazla yapmaya çalışıyor. Şimdi o yüzden işte bu sene kaç tane çıktı? Şu çıktı, bu çıkmadı. İşte şunu oynattılar, bunu oynatmadılar. Bu kriter değil altyapıyla alakalı. Doğru planlama yapılmalı. En az 5-6 yıllık planlamayla getirisi. Yani bu 5-6 yıllık planlamayı yaptık, bıraktık, çekildik yetmiyor. 5-6 yılda artık onun meyvesini yemeye başlıyorsunuz. İmkanlar, o süreç, o çark devam ettikçe de o artık otomasyon haline geliyor ve doğru işler arka arkaya istemeseniz de geliyor. Şöyle olması lazım değil mi hocam? O11'den başlayıp mesela çocuğu takip ederek, evet, tam destek vererek atıyorum 17-18 yaşında A takıma yükseltilmesine. Yani bu doğru söylüyorsun ama şimdi bizim bu konuştuğumuz olayla şu anki mevcut durumumuz arasında dağlar uçurum bile yok. Dağlar bile yok. Dünyalar var arada. Biz daha oyuncumuzun hani ne bileyim maça götürdüğümüzde bir beslenmesinden tut, ulaşımı, konaklaması. Biz daha bunları yerine getirmiş değiliz. İşte bunlar hep neyle alakalı? Sadece bakış açısıyla alakalı değil. Yani işte yönetim altyapıya önem vermiyor. Hayır, değil. İmkan yok. Yani sadece burada yönetimi suçlayamayız. İmkan yok. Ha ben şunu söylüyorum. Ben burada şöyle şunu söyleyebilirim. Bu durumlara katlanabilecekse yönetimler de gelmesin. Bunu birileri üstlensin. Artık günümüzde ayırsınlar hocam yönetimden. Mesela çoğu kulüpte yapılabiliyor bu. Yani mevcut yönetim üst takımlarla uğraşırken ekstra bir yönetim oluşturup sadece altyapıyla. Altyapı bütçesi, olabilir, altyapı hocası, olabilir, altyapı takımının altın malzemesi, değil mi? O mesela sponsor bulmak onlara daha kolay. O yönetim üst yapıyla ulaşmayacak. Bir ara monospor denemeye çalıştılar. Bunu tutmadı. Yani onun bütçesi tamamen ayrılacak. Mesela altyapı hocası gününde maaş alacak. Ek iş olarak yapmayacak, tam iş olarak yapacak. Evet. Çocuğa dediğin gibi maça götürdüğünde iyi bir yerde yemek yedireceksin, ekmek arası yedirmeyeceksin otobüste. Bu imkanı sağladım, o zaten onun meyvesi döner hocam. Yani işte bununla birlikte uzun vadeli planlar yapılırsa altyapıdan adına Türkiye'nin belki de en önemli potansiyeli bizde, Muğla'da. Ama bunu kullanmıyoruz. Yani silahımız var ama hep küfleniyor. Kurşun atamıyoruz. Bunları aşarsak uzun vadede Muğla Spor'a çok büyük artıları olacaktır. İnşallah o günleri görürüz. Biraz uzak görünüyor ama şimdi işte seyirciden bahsettik. Muğla'mız aslında çok potansiyel olan bir yer. Evet. Taraftar gruplarımız var. Bir futbol kültürü olan seyircilerimiz var. Ha, takım yenilse de, yenilse de takımın alkışlayan bir taraftar. Bunlar aslında çok büyük avantaj. Ama işte istiyor ki gönül her sene bir şampiyonluk parolasıyla çıkalım. Çok güzel bir duygu. Yeri geliyor ben çalışmadım da ben de onlarla aynı duygu yaşıyorum. Ama gerçek o değil. Muğlalılar olarak bunu bilelim. Biz çok uzaktayız o imkanlara. Sonra teneffüs hocam bunlar yani geçici çok yaşam. Yani çok uzağız. Bunu Muğlalıların bilmesi lazım. Yani her sene bu sene şampiyon olacağız. Çok güzel bir duygu. Ama olmuyor artık. Bizim gerçeğimizi görmemiz lazım. Eksiklerimizi gidermemiz lazım. Muğla Spor'u bir şekilde tekrar bu memleketin en önemli reklamı, en önemli işte kurum mu diyeyim artık ne diyeyim. Yani en önemli potansiyeli olduğunu bizim tüm Muğla olarak bilmemiz gerekiyor. Ve bu sayede de Muğla Spor'u hak ettiği yere inşallah hep beraber getiririz. Hocam son olarak şunu soruyorum. Muğla Spor'da yaşadığınız bu sezon iyi kötü anılarınız var. Kırgın mısınız bu kişi ya da kişileri? Ya ben her zaman söylerim. Bir kere kulübüme benim kırgın olma şansım yok. Kulüp çünkü ben 10 yaşında girdim oraya. Gençliğim, bütün hayallerim orada geçti. Ama tabii insanlara kırgınlığımız var. İşte dedim ya belki Muğla Spor'a geldiğinizde pişman mısınız? Ya pişmanlık bir nebze olsun var ama getirisi de var. Dostlarımızı gördük diye. Bana böyle de bir getirisi oldu. Yani ben bu gerçeği de şey yapamam, saklayamam. Yani bunu söylerken de işte önceden de söyledim programın içinde. Muğla Spor için ben birçok fırsatı teptim, aileme zarar verdim. Bunları birikip böyle bir hepsini düşündüğüm zaman gerçekten kendime çok zarar vermişim. O yüzden yani üzüldüğümüz çok oluyor. Hocam hayırlısı olsun. Bundan sonra süreçte başarılar diliyorum size. İnşallah ya transfer olur ya da görev yaptığınız hangi takım olursa olsun üstün başarılar sizlerle İnşallah. Olsunuz. Yaşınız çok genç. Başarılarınız hepimizi gururlandırır. İnşallah. Bu anlamda son söz olarak neler söylersiniz? İşte konumuz
Muğla Spor olduğu için Muğla Spor üstünden yine söylüyorum. Muğla Spor'un bu memleketin en önemli potansiyeli olduğunu hissiyatını kurum, kuruluş, halk bilinçlenmeli. Yani sadece kurum kuruluş demeyeyim. İlkokul 1'e başlamış öğrenciler bile Muğla Spor'un gerçeğini bilerek başlamalı ilkokula. Biz o duyguyu yaşamaya başladığımız zaman eninde sonunda tekrardan Muğla Spor potansiyelini ortaya çıkaracağız. Ama bunu yapmak için de biraz mücadele etmek gerekiyor. Birlik beraberlik olması gerekiyor. Muğla'lıların birbirlerine sahip çıkması gerekiyor. Bunlar önemli. İnşallah bunları başarırız diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar istişare ederiz. İnşallah. Bazı şeyler netleşince sizlerin teknik adam olarak görüşlerinize başvurmak isteriz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir Sportes'in daha sonuna geldik. Bu akşam bizlerle birlikte Muğla'lı teknik adam Batman'da, Tokat'ta, İstanbul'da, Karşıyaka'da, İzmir'de, Muğla'da, Fethiye'de birçok kulüpte başarıyla görev yapmış olan bir teknik adam, Muğla'mızın çocuğu, Muğla'mızın evladı sevgili Egemen Urhan'la birlikteydik. Kendisinin Muğla Spor'da yaşadığı kırgınlıkları, anılarını, neden görevden alındığı ile ilgili yapılan kendisi hakkında eleştirileri de içtenlikle, samimiyetle cevaplandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikte olma karşısındayız. Kamerada sevgili Görkem, yönetmenim sevgili Mert ve ben Cüneyt Aydan, programın hazırlanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım adına, Muğla TV ailesi adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.